herkese merhaba. Kümeler konusunu 5 dakikada öğrenmeye var mısın Tomşi? İmkansız. Ne imkansız? İmkansız? Yapacağız şimdi seninle beraber. 5 dakikada imkansız hocam. Sen zamanı başlat, göreceksin 5 dakikada olacağını. Hemen başlatıyoruz. Üstün bir hop başlıyoruz. Kümeler Tonguç'um, doğru tanımlanmış, düzgün tanımlanmış nesneler toplumuna biz küme diyoruz. Mesela İstanbul'un en güzel ilçeleri. Tonguç, senin en sevdiğin ilçeler hangileri? Bağcılar. Aynen. Tabii. Esenler. Yani bunlar Beşiktaş. Sana göre, bana göre işte yok işte şeylerdir, Eminönü'dür, Sirkeci'dir. Dolayısıyla bu kişiye göre değişir. Bu küme değildir Tonguç'um. Sınıftaki gözlüklü öğrenciler bir kümedir. Çünkü belli insanlar gözlüklüdür. İşte Ahmet'tir, Veli'dir, Ayşe'dir falan filan. Türkiye'yi çevreleyen denizler. Tabii Ege, Akdeniz ve Karadeniz. Bunlar da belirli bir elemana sahiptir. Dolayısıyla bu da bir kümedir. Haftanın bazı günleri. Hangi günleri bilmiyoruz o zaman bu kümedir. Hangisinin küme olup hangisinin küme olmadığını çok iyi bilmen gerekiyor Tonguç'um. Zaten burası çok basit kümeler girişi. Sonrasından da kümelerin nasıl gösterildiğini bilmen gerekiyor. Üç yöntem var Tonguç'um. Birincisi liste yöntemi. İkincisi Venn şeması. Üçüncüsü ortak özellik yöntemi. Biz şurada yazan A, I, E, I, I, O, Ö, Ü, Ü harflerin oluşturduğu kümeyi liste yöntemiyle gösterelim mi Tonguç'um? Gösterelim çok hocam. Basit. Diyorsun ki mesela A kümesi diyorsun. A eşittir diyorsun. Sonra bir süslü parantez açıyorsun Tonguç'um. Şöyle bir parantez. Sonra teker teker elemanları diyorsun. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü yazıp aralarına virgül koyarak, burası çok önemli, parantezi kapatıyorsun. Venn şeması göstermiş şöyle bir yuvarlak yumurta çiziyorsun Tonguç'um. Buna A yazıyorsun başına. Sonra da elemanları, bak çok dikkat et, burada çok önemli bir şey göstereyim. Elemanları yazarken Tonguç'um şeyi unutmaman gerekiyor. Her birisinin sol alt köşesine bir nokta koymayı unutmaman gerekiyor. Bu eleman olduğunu gösteriyor. Ortak özellik yöntemi, yine A yazıyorsun eşittir. Yine süslü parantez açıyorsun aynı buradaki gibi. Ama bu sefer alfabedeki neler bunlar evladım? Sesli harfler. Sesli harfler yazıyorsun. Aa, ve doğru, sesli harfler. Süslü parantezi kapatıyorsun. İşte bu kadar. Aslında çok da zor değil burası. Peki geldik bir de kümenin hangisi elemandır, hangisi eleman değildir. Elemanıdır sembolü Tonguç'um, euro işaretine çok benziyor. Sadece ortada sadece tek bir tane Avrupalı çizgi eleman. Tebrik ediyorum seni. Mesela A kümesinin elemanları 1, 2, 3, 4, 5 görüyorsun Tonguç'um. Bir elemanıdır A'nını yazarken şöyle elemanıdır çizgisi koyuyoruz. 5 elemanıdır A'nın. Evet, evet doğru. 5 elemanıdır A'nın. Peki 7 elemanıdır A'nın. Değildir. Süper. O zaman elemanıdır çizgi üzerine bir tane böyle çizik atıyoruz. Bu elemanı değildir manası veriyor. Kaç elemanı var Tonguç A kümesi? 5. Süper. S A demek, A kümesinin eleman sayısı demek. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane. Peki burada kaç eleman var Tonguç evladım benim sence? 6 hocam. Gibi gözüküyor değil mi? T burada kaç eleman? Bir tane eleman var. Tonguç elemanıdır B kümesinin Tonguç'um ama T elemanı değildir. Dikkat et. Bak Tonguç'la T birbirinden farklıdır. Bu kümenin kaç tane elemanı var demiştik? Bir tane elemanı var demiştik. Burada da fake'e düşmeyelim lütfen diyoruz. Aralara virgül koyması lazım. Evet, aralara virgül koyması gerekiyordu. Bunun tacı bir eleman o da Tonguç'tur. Süpersin. Liste yöntemiyle Tonguç'um, elemanlar arasında bunu bilmemiz gerekiyor. Virgül kullanılır, bunu bileceğiz Tonguç evladım benim. Tebrik ediyorum. İyi gidiyoruz. Daha 2 dakikamız var. Hadi bakalım bileşeme kesime bakalım. M kümesi, N kümesi elemanlarını teker teker yazarsak. Bak ikisinin de ortak elemanları bu ve bu ve bu değil mi? 3, 5, 7 başa ortaya yazarım Tonguç evladım benim. Bunun elemanları 1 ve 9'u ekstradan yazmak zorundayım. M'nin içine, yani buradaki sınırların içine. N'nin elemanlarını da 2'yi de buraya yazmak zorundayım. Şimdi M birleşim ne? Nedir biliyor musun Tonguç'um? 1, 3, 5, 7, 9'u aynen yazarsın. Geriye kalan 2'yi de ekstradan eklersin. Ama bir kere yazılır her eleman. Şunu unutma. Her eleman bir kez yazılır, unutmayacağız. M kesişimlerde de 3, 5, 7 diyorum. Tonguç evladım, süslü parantezlerimi kapatıyorum. Olsa M birleşimlerinin eleman sayısı 6 tane Tonguç. M kesişimlerinin eleman sayısı 3 tane gördüğün gibi diyoruz. Ve birleşim kesimini de gördük. Eleman sayısı Tonguç'um 0 ya da 0 olan kümelere biz boş küme diyoruz Tonguç. Ve ne şekilde gösteriyor? Ya böyle gösteriliyor ya da normal parantezi açıp içini boş bırakıyorsun Tonguç. Benim beynim mesela. K harfiyle başlayan günler yok ki öyle bir gün. Yok. Dolayısıyla boş küme. Sıfırdan küçük doğan sayılar yok ki öyle bir sayı. O yüzden boş küme diyoruz. Bak bu boş küme değildir Tonguç'um. Boş küme değildir. Neden boş küme değildir? Çünkü içinde bir eleman vardır. Eleman sayısı 1. Evet, tebrik ediyorum. 1'dir diyoruz. Geldik. 4 ile tam bölünmeye göre karenin alabileceği
Sayılar kümesine de demiş. Tonguç'un bu iki basamağının, son iki basamağının dördün katı olması gerekiyordu. O yüzden kare ya 2 olur ya da 6 olur Tonguç'um. Ya da ya 32 ya 36 bölünür çünkü. Dolayısıyla bunu alabileceği elemanların kümesi 2,6'dır. Ama süslü parantezlerimizi açıp kapatmamız da gerekiyor Tonguç evladım benim. Son olarak bir şey daha yapmak istiyorum seninle. Ananas kelimesinin harflerinin oluşturduğu kümeyi liste yöntemiyle yazıp eleman sayısını bulalım. Hemen yazıyorum Tonguç. A, N, A. Hayır, bir daha yazamam. Tek eleman bir kere yazılır. Ve S'dir. Sadece 3 tane elemanı vardır. Eleman sayısı da hop 3'tür diyoruz. Ve dersimizi bitirdik. Süper. Gerçekten bitti mi hocam? Evet, gerçekten bitti. Okay. Ödülü sorumuzu yap Tonguç'um. Yorumlara yolla. Çak bir beşlik Tonguç evladım benim. Süper zekisin. Tebrik ederim seni. Çak bir beşini de yaptık. Görüşmek üzere. Hadi bakalım evladım.